Anahtarlar. Buyur. Patron. Hakkındı. Hayır değildi. Çocuğa üzüldüm. Hayır üzülmedim. Merak etme. Haftaya unutursun. Hayır. Unutmam. Abi bana bir hafta müsaade et. Tefam. Bir hafta ya abi. Bir hafta müsaade. Sonra? Sonra sokacağım yine bir mesela. Gerekebilir de Tefam. Kuklacılardan biri gitti ama... Biri kaldı. Kuklacı dayı. Ben gelene kadar bir delilik yapma abi, tamam? Tamam. Tefo. Olacaktı lan değil mi? Az kalsın olacaktı. Eren'le. Başka bir şey olacaktı yani. Evet abi. Az kalsın olacaktı. Hayır. Eren yüzünden mi? Sen de kalıyor musun? Bugünlük kalıyorum. Ezel abi bana bir hafta müsaade etse. Öyle gerekiyor. Ezel abinin bana bir hafta müsaade etmesi gerekiyor. Söylerim. Sonra geleceğim mi? Dikkatli ol, olur mu? Şimdi her şeye mi baştan mı başlayacağız? Başka türlü başlanıyor mu? Kamil, ben sevmedim bu oyunu. Bu ne biçim oyun ya? Herkes kaybediyor, hiç kimse kazanmıyor. Herkes üzülüyor. Mutsuz oluyoruz işte. Başka türlü intikam alınıyor mu? Ama bizim intikamımız değil ki, onun intikamı. Alırken de bize eskisinden de çok ihtiyacı var. Sen. Sen ha. Sen. Görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Ben görmeyeli yaşlandım, ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam, ben sana kötülük ettim. Ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani diyeceğim o ki şimdi sen güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki o iş orada bitsin.
Çünkü iş orada bitmezse, vurup beni yıkamazsan yere, boyuna, posuna, gelmişine, geçmişine bakmam. Bu işi ben başlattım. Bitirmeden bırakmam. Bitirmeden bırakmam. Arkadaşlarla helalleştin mi? Kim hakkını bana helal eder dayı? Sen bu işi hallet, ben ederim yeğen. Önce Roma. Boş gideceksin. Otele varınca emaneti de alacaksın, talimatı da. Bu iş öyle emanetle, talimatla olacak işe benzemiyor dayı. Olmaz yeğen, olmaz. İkisiyle de olmaz. Üstüne bir de yürek gerek. İşte o yok bende. Var yeğen, var. Sende ölü bir adamın yüreği var. Bu iş için bize o gerek. Yeter mi? Yetmez. Bu iş için iki ölü adama ihtiyaç var yeğen. İkinci adam kim? Ben tanıyor muyum? Az tanıyorsun. Tam tanımıyorsun da. Güzel yermiş. De, bir ofis mi tutsak artık? Cimri diye adımız çıkacak bak. Cimri olman için paran olması gerek Cengiz. E sen bütün parayı bana verdin. Hı. Gelen gideni aratmaz diye umut ediyorum. Sabah sabah niye çağırdın beni buraya? Eleman almaya geldik. Ne yapacağız? Şantiyeye köpek mi seçeceğiz? Basınla ilişkiler. Bak, geliyor. Mert mi? Bizimle mi çalışacak? Sabah evlerine gidip teklif ettim. Biraz uğraştırdı ama kabul etti. Güvenilir, aileden sayılır. Basınla iyi biliyor. Hem akıllı çocuk, hırsı da. Bir şeyi kafaya koydun mu vazgeçmiyor. Yakında tutmakta fayda var. Mert, nasıl kabul ettin? Ne olacak gazetecilik? Etmeyecektim de, Ezel abi sizinle çok yakın çalışacağımı söyledi. Yani işlerin iç yüzünü göreceksin dedi. Sen de çok başarılısın ya Cengiz abi. Belki ben de anlarım içeriden. Yani nasıl bu kadar başarılı olunuyor dedim. Kabul ettim.
Her şeyi mi? Bu evi de mi? Oteli de mi? Her şeyi mi? Canım fonu? Onu da mı? Onu da mı? Konuşsana İsmail. Evet efendim. Ne kadar süredir? Bir sene? İki sene? Başından beri. Yavaş yavaş. Gelecektim ben size. Ama Cengiz Bey'i bilmezsiniz. Ben Cengiz Bey'i biraz bilirim de... Seni pek bilmiyormuşum İsmail. Nereliydin sen? Bakma öyle bömböm. Memleket neresi? Afyon efendim. Bilirim. Babamla gitmişliğim vardır. Benden sana tavsiye, memleketine geri dön. Artık bu sektörde sana kimse iş vermeyecek. Bankalar kredi kartı bile vermeyecek. Hayatının sonuna kadar muhasebecilik de yapamayacaksın. Ha bir de... kovuldun. Sakın kocama da bir şey söyleyeyim deme. Sürpriz yapacağım. Sana yakın olsun diye mi aldın onu yanına? Mert bu. Öyle ele avuca sığmaz. Ama en azından bir süre. Bir şey yapacaksa da benim gözetimimle yapsın. Ezel şimdi ne yapacağız? İlk başta düşündüğümüz şey... Ali'nin sonu belli. Onun hikayesi kavgayla başladı, kavgayla bitecek. Bir gün onunla yollarımız kesişecek. Birimiz kalacak, birimiz gidecek. Öldürmekten mi bahsediyorsun? Kaçınılmaz sondan bahsediyorum. Eyşan her şeye ihanet edecek. Her şeyi bırakıp bana gelecek. Geldiğinde de karşısında Ömer'i görecek. Onu terk edecek Ömer. Ya peki Cengiz? Sıradaki o. Daha önce istesek yapamazdık. Ama şimdi... hem Eyşan'la hem Ali'yle bozduk arasını. Tek bir hamleyle çekebiliriz artık fişimi. Korkutma beni ya. Nasıl bir hamle? Onların kanlı ayak izlerinin üstüne basa basa adım adım kandıracağım Cengiz'i. En sonunda da anlayacak Ömer'e ne yaptım. Çünkü Ömer ne yaşadıysa bir bir onun da başına gelecek aynı şeyler. Anlaması niye bu kadar önemli ki? Çünkü öyle bir hikaye ki bu Şebnem. Kimse bütün gerçeği bilmiyor. Onlar anladıkça ben de teker teker öğreneceğim. Hangisi gerçek? Hangi Ali? Hangi Cengiz? Hangi Eyşan? Eyşan içeride misin? Eyşan. Bir dakika Ömer, giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç. Bilmem. Atölyede kendim yaptım. Bir şey mi dedin? Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Eyşan. Ha. Hadi, özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. We'll be right back.
Satıyorum. Sattım. Sıradaki lot. Kanlı döneminden çok ender rastlanan müzelik bir eser. Mercan, zümrüt ve ince işlemeleriyle göz kamaştıran bir halhal. Asırlar boyunca sultanlar ve kraliçeler tarafından sadakatin sembolü olarak kullanılan halhalların günümüze kalan nadir bir örneği. Bu değil mi? Bu. Bak, işte kraliçelere layık bir şey. Evlilik yıldönümü hediyem bu işte. Nasıl? Beğendin mi? Biraz fazla pahalı bir şey değil mi Cengiz? Bu özel eseri 100.000 lirayla açıyorum. Ve 100.000 lira da var. 120.000 lira var. Kesinlikle. 140.000 lira var. Cengiz Atay'dan kaçmaz. 160.000 lira var. Hadi Kırgız'ın elinden kaçabilir mi lan bu herif? Kaçamaz abi. Lan Allah için bir kere de doğruyu söyle. Kaçabilir. Bu herif benim elimden kaçabilir. Kaçarsa dönüp sokmaz mı bu yılan beni ha? Sokar abi. Sokmaz abi. Ah Sefa. Hadi yürü bulalım babacığı. 200.000 lira var. Eminsin değil mi? Bu zamazingo işini yumuşatır değil mi? Eminim de. Sende o kadar para var mı Cengiz? Saçmalama, tabii ki yok. 250.000 lira var. Öndeki beyefendiden 250.000 lira da teşekkür ediyorum. 250.000 lira üzerine var mı? 250.000 liraya satıyorum. Çok ender görülen, mükemmel kondisyondaki bu eser 250.000 liraya gidiyor. Sat. 300.000 lira. Arkadaki beyefendi 300.000 lira. Ne yapıyorsun Cengiz? Kendine gel. Alacağım ya ben sana bunu. Alacağım. 350.000 lira var öndeki beyefendiden. Serdar Tezcan dedi değil mi hemşire? Evet abi. Şimdi ne çıkmış bak. Alayım mı sana bunu? Cengiz abi haklı. Ablama yakışır o. Hem zaten benim parada pulda gözüm yok. Elini çekme elimin üstünden, o yeter bana. 350.000 lira var. Bu muhteşem eseri 350.000 liraya satıyorum. Hı? Cengiz, ne yapıyorsun sen? İstemiyorum. Alacağım istiyorsun. Satıyorum. Satıyorum. Sattın, sattın. Ortak, bana biraz borç vereceksin değil mi? 375.000 lira var. Telefondaki beyefendiden 375.000 lira. Ne telefonu, ne beyefendisi? 400.000 lira. 400.000 lira sizde. Cengiz, hem sende yok hem o kadar etmez. Ortak, ben bununla her şeyi düzelteceğim. Eşan çok istiyor, biliyorum. Alacağım ben bunu. 450.000 lira. 450.000 lira telefonda ve satıyorum. Ne yapacağım? Her oyunu kazanamazsın ortak. Satıyorum. Sat. Eşe, o gün gelseydin benimle gidecek miydin? Hiç bilemeyeceksin. Sat. Telefondaki beyefendiye 450.000 liraya satıyorum. Hayırlı olsun. Çok güzel bir eser aldınız. Tebrik ederim. Belki de o adamın daha çok ihtiyacı vardır. Kerpeten Ali'yle mi konuşuyorsun hala? Ha, yok. Sen kimsin şimdi abi? Ben oğlum günün kalan kısmında patron Ali'yim.
Görür mü abi? Kaloriferi çalıştırayım mı? Açar. Ortak, tavsiyene uyamadım. Alamadım bak eşin istediği şeyi. Olsun. Daha savaş bitmedi be Cengiz. Abi bir haftadır buz ya kız bana. Ezel, kaybediyorum ben bizi. Ne yapsam olmuyor. Git dedim olmuyor, gitme dedim, yalvardım olmuyor. Elimden kayıp gidiyor sanki. Hani kızsa bağırsa dert değil de sanki umurumda değil gibi, o çok kötü. Bana bir yol göster hadi. Bir kafasını çevirip Eyşen gibi baksın hadi bana. Ha? Merak etmesin. Bakacak. Affedersin, Eyşan Atay mı? Buyurun. Bu sizin. Neymiş o öyle? Taksiyle dönseydik. Niye taksiye binecekmişiz canım? Araban var aslanlar gibi. Gülme. Kaç yıl taşıdı o araba beni biliyor musun sen? Bakar mısınız? Merhaba. Oldu mu? Araba diyorum. Oldu mu? Şu elmalı kız, pazardaki. Ya abi ne yapacağım ya? Şu üstüme başıma bak. Ne yapayım, gideyim değiştireyim mi? Ha, benim şu arkada smokim var. Koş git giy. Gidip konuşacaksın lan işte. Ne bileyim ne yapacaksın? Git pastaneye mastaneye çağır. Ya teyzesi falan var şimdi yanında. Ayıp olmaz mı? Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Geliyor seninki. Mükemmel abla. Senin külüstür var ya, canavar yaptım yine. Canavar vallahi. Bak şimdi bak, sese bak. Ömer geç oğlum direksiyonun başına. Ömer. Geç oğlum, direksiyona geç. Bak dinle abla, bak sese bak şimdi. Bas. Gel. Bas. Geç şöyle, ha. Çalıştır Ömer oğlum bir daha. Bas. Tamam al ikiye, al ikiye, vurduracağız. Al boşa ha. Ablası gel sen de eğitim ver. Gel korkma, bir şey olmaz. Gel. Gel geç şöyle.
geçti. Bin ablası bin 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 bin. Bin düşeceğim bin bin bin. Geç. He? Devam. He? Oldu mu şimdi böyle Ala? Canavar ya. Ya. Sen almadan yalnız şeyi halledeceğim. Frenleri. Onu da halletmedim. Eyşan. Bir şey mi dedin? Bir şey diyecektim. Ne diyecektin? Mahalleye alıştın mı diyecektim. Trenler tutmuyor değil mi? Evet ya, ne yapacağız? Mesela bir oyun oynayabiliriz. Ne oyunu? Böyle çok uzaklara gitmişiz. Pulumuzu pırtımızı toplamışız, çekip gitmişiz. Öyle çok uzak ülkelere mesela. Olur mu ya öyle şey? Bak bak. Bak, kocaman bir aslan geçti. Görmedin mi ya cidden? Gördüm. Gördüm, gördüm. Takip et. Abla. Ezel'deki değişikliği fark ettin mi? Yo. Neymiş? Ne bileyim, sanki böyle biraz daha şey gibi. Daha aydınlık sanki. Nasıl aydınlık? Ampul gibi mi? Ya abla dalga geçme. Gülmeyeceksin ama bak, tamam mı? Şımarıyorum ben de zaten. Öyle söylüyorum. Şey gibi. Aşık gibi. Haklısın. Ben de fark ettim. Fark ettin değil mi? Sakin bir yere gidelim de sana bir şey diyeceğim. Gizli. Ooo, kimler gelmiş? Kumarhanenin eski müdavimiyle eski patronu. Takım yakışmış Ali. İtalyanım. 2000. Dolar değil ama ha. Euro. Yakıyor değil mi? Biz yanmadan şöyle bir geçelim. Oyun oynamayana masa açmıyoruz ama... Şaka şaka, geçin tabii. Biraz. Ezel. Haftaya büyük oyun var. Katayım mı seni de? Ne kadar büyük? Sana çerez. Ama heriflerden biri fena gıcık. Birinin onu yolması gerek kardeşim. Cengiz değil mi o işin adamı? Ne hak ya. Cengiz iş bulanınca uzar. Bana daha sağlam biri gerek. Ben senin kağıdın iyi. Ağzını da sıkın. Kavgadan da kaçmam. Kaçmazsın, yok. Sen Cengiz'i satıyorsan bana göre hava hoş. Sattım gitti. Bana da bir içki yok mu? Vermezsen boğazımı mı sıkacaksınız? İyi hatırlattın. Sana iki katını verdim. Benim neyim eksikti de onu seçtin? O iyilerin tarafından. Ha. Ben kadınlar hep kötü adamlara kapılırlar zannederdim. Kadınlar iyi edebilecekleri erkeklerden hoşlanırlar. Bir bak bakayım bana. Hiç umut yok mu benim için? (Gülüyor)
Kimle? Bilsem burada olur muyum? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum işte, oradan biliyorum. Sen eşini tanımıyorsun. Seni aldatmaya kalksa bilemezsin. Aldatır, ruhun duymaz. Ulaşıyor muyuz? Tabii ki. Teslimat için bir adres alabilir miyim? Ruhun duymadığı için mi aldatıyor diyorsun? Var onun da kendi içinde bir mantıksızlığı, değil mi? Kafe yok olmaz orası. Saçmalıyorum değil mi? Eve daha yakın bir yer. Çocuk parkı? Kafayı yiyorum değil mi? Aldattığı falan yoktur. Tamam o adres. Teşekkür ederim. Tabii ki yok. Kağıt falan da geldi. Kağıtları değiştirelim. Yerleri değişince ne oluyor bir bakalım. Al bunu da istersen. Bak ben yemeyeceğim. Yok istemiyorum. Yok vallahi ye. Yok doydum. Pardon. Ben bir su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız. Biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu sahne çıkmayı? Oğlum yan yattım batıyorum lan. Bir şey desene. Hani çapkındın bir şeydin. Yok. Konuşamıyorum. Ne diyeceğim? Ya önce bir sakin ol ya. İlk randevuda kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket nere mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ya sakin ol, tamam. Anladım. Tamam dur. Tamam. Bak. Nasıl saçını düzeltiyor. Ayşe. Ayşe gel. Cengiz abi. Tamam geç şimdi Ayşe. Ya ne yapıyorsun? Şşşt. Bunu ona ver. Saçların topluyken daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam. Hadi hadi yürü hadi. Tokamı ver bana. Hazırlama Ayşe ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o tokaya. Al bunu tak istersen. Teşekkür ederim çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmi? Yok. Ama küçüklük fotoğrafım var. Bakmak ister misin? İsterim. Paramı vereceksin kıza. Yapma oğlum. Kızımı. Oluyor lan oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam dersem ha? Aa tabii öyle. Olmaz de bir ay sonra görüşelim de. Hı? Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki Mert'i almaya gidiyorum. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Benle olmaz. Ben kızı Baramar'a götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Oğlum 50-50. Kız saf aile kızıysa serseri kötü çocuk ister. O zaman yok cinse görmüş geçirmişse o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. 50-50. Ha? Oğlum kız iyi bir kere lan. Melek gibi. O zaman...
var. Bak saçlarım da oluyor. Of Ayşe, tamam. Alırız bir tane tokasa. Hadi be. Ayşe. Aramızda bir şey olması mümkün değil. Ben hayatımın kadınını buldum. Alo. Çıktı mı? Kusura bakma Ezel, acil bir iş çıktı. Ezel, senden bir şey isteyebilir miyim? Benimle gelebilir misin? Korkuyorum buraya yalnız gitmeye ben. Ali'yi al o zaman yanına. Ali'lik bir şeye benziyor. Ali'lik bir şey... Yok. Ali'nin sağ solu belli değil şimdi. Sen öyle değilsin. Sakinsin. Hem sen benim en iyi arkadaşımsın ya. Tamam Ali, ayıp olmazsa gelirim. Karın beni aldatmıyor diyorsun ya. Ortak, benim hislerim de çok kuvvetlidir. Karımı da iyi tanırım. Niye böyle bir hisse kapılıyorum? Belki istiyorsundur da ondan. Aldatmasını mı? Aldatmasını. Başka biri olsa gider bulursun onu, tehlikeyi ortadan kaldırırsın. Karın da sana geri döner. Ama öyle biri yoksa? O zaman karın başkasına gitmiyordur. Gidiyordur sadece. Temelli gidiyordur. Senden korkulur. Karıcığım, neredesin? Hiç, özledim. Neredeyim dedim? Hiç, alışverişe çıktım. Geleyim mi yanına? Yemek falan. Yok, parka gideceğim. Öyle mi? Ne yapacaksın parkta? Can seviyor, arkadaşları var. Öyle mi? Can yanında mı? Yanımda canım. Versene bir konuşayım. Sen için iyiyim şimdi. Biz seni arayalım mı? Tamam diyorum. İkinizi de öpüyorum. İkinizi de seviyorum. Keşke haklı olsaydım da ortak. Ne kadar güzel görünüyordun. Ah, benim melek yüzlü şeytan yüzlüsü. Unutamaz mıyız? Hiç olmamış gibi yapamaz mıyız? Yaparız. Ya da o herifi bulup canına okuyup karını geri alabiliriz. Doğruyu söyle. Ezel bıraktı değil mi seni? Beni gözlemek için. Nasıl bildin? Şebnem Sertuna. Her zaman göreve hazır. Ne adam seni patron ama.
Yani şartlar başka türlü olsa. Söyle seni fazla sıkmasın. Hiç mola almaz mısın sen? Alamam. Patron izin vermez. Bütün patronlar ölüm. Senin için söylemesi kolay. Sen başarmışsın. Kendi kendinin patronu olmuşsun. Sen de o. Ortak yapayım seni. Ben o kadar akıllı değilim. Bütün akıllılara ölüm. Bir çılgınlık yapalım mı seninle, ha? Nasıl? Okul asar gibi. Aa, çok severdim okul asmayı. Tamam işte, okul asalım, delilik yapalım, bir çılgınlık yapalım. Bir gün ara verelim bu oyuna. Olmaz. Patronum duyarsa öldürür beni. Anladım. Duymazsa ne yapar? Çok kötü bir şey yaptık Eda. Affetmiyor beni. Affetmeyecek. O yaptığınız şey kimin suçuydu? İkimizin de. Kimin fikriydi ama? Onun fikriydi. Hepsi onun fikriydi. Akşam oldu, bu adam gelmeyecek. O zaman biz onun yanına gideriz. Ne yapıyorsun? Ya farz et ki arada ben bu parka gelirim. Farz et ki Eşen'i rastladım. Sonra havadan sudan konuştuk. Farz et ki ağzını aradım. Cidden yapacağım mı? Sen nasıl bir adamsın ya Ezel? Ortak yıllar sonra birine güveniyorum ha. Sen benim içimdeki iyi adamı buldun çıkardın. O zaman siz ikiniz sohbet edin, geliyorum ben. Dikkat et ha. Çok cindir Eşen. Çok. Benim de o kadar efem vardı. Yerinde olsam çıkarmam onu. Cengiz burada bizi gözetliyor. Aldattığından şüpheleniyor. Ben de ağzını aramaya geldim. Söyle bakalım. Kimle aldatıyorsun Cengiz'i? Nasıl oldu? Bilmem. Mayosuz halini bilsem kıyaslarım. Hadi gelsene. Yok. Girmiyorum ben artık oraya. Niye? Yüzme bilmiyor musun yoksa? Kötü anılarım var diyelim. Ne oldu? Bir kız kalbini mi kırdı havuzda? Hani çılgınlık yapıyorduk? Mola almıyor muyduk? Sadece bugünden mi alıyoruz? Geçmişten de almıyor muyuz mola? Haklısın be Şebnem. Yapalım bir çılgınlık. Bugünlüğüne. Unutalım değil mi her şeyi? Ama benim yardım almam gerek. Yapmıyorum ben öyle şeyler. Artık.
Mola aldık kızım. Geçmişi unuttuk. Yani? Yani bu sayılmaz. Bir arkadaşım var, bir kadın. Onun bir sorunu var, senden bir fikir almak istiyorum. Bu aralar pek kimseye yardım edebilecek durumda değilim. Bu kadına kesinlikle yardım edebilirsin. Bu kadının görünüşte mutlu bir evliliği var. Çocuğu var bir tane. Onu seven bir kocası var. Evi, arabası, parası, oteli... Problemi neymiş kadının? Yeni fark ediyor ki aslında bu kadının hiçbir şeyi yokmuş. Kocası onu aldatıyor. Her şeyi ipoteklemiş. Yalan söylemiş, yemiş paraları. Beş parası yok yani. Mutlu değil. Kimsesi yok. Yok canım, o kadar da değil. Bence biraz abartarak anlatmış kadın sana. Bana anlatmadı, ben kendim öğrendim. Kadının babası onu yine terk etmiş. Teyzesi yeni ölmüş. Hayatında en çok sevdiği insan Ömer. Yeter hadi, tamam. Ömer ölürken bile affetmemiş onu. Hayır, kadın abartmıyor. Tam tersine gerçeği saklıyor benden. Bir de kadının garip bir şekilde çekildiği bir adam var. Serbest miymiş bu adam peki? Sevgilisi bir şey yok mu? Var. Onlar daha da yakınlaşmamışlar mı son zamanlarda? Adam kadına yaklaşmak için girmiş kızın hayatına. Şimdi pişman, geri dönmeye çalışıyor. Arkadaşlığını kazanmaya çalışıyor kızın. Uzaktan pek öyle görünmüyor ama. Adamın kalbinde sadece tek bir kişi için yer var. Bu kadın için. Adam bu kadından başka hiçbir şey düşünemiyor günlerdir. Biraz saplantılı bir şeye benziyor. Öyle. Adam kadını istiyor. Her şeyi bırak bana gel diyor. Gidemez Eza. Hiçbir yere gidemez. Kadının sevdiği her şey var burada. Hiçbir yere gidemez. Ne kadar isterse istesin... Gidemez. Hayal ol. Biliyorum. Biliyor. Adam biliyor. O yüzden tam vazgeçmişti ki kadının aklına bir şey geliyor. Yapmasın. Her ne geliyorsa söyle, yapmasın. O yüzden sana soruyorum. Kadın şunu fark ediyor. Aslında gitmesi gerekmiyor. Aslında hiçbir yere gitmesi gerekmiyor. Her başı sıkıştığında kaçmış. Yeni bir hayat kurmuş bu kadın. Bir anda dank ediyor. Bu sefer yeni bir hayata ihtiyacı yok. Tek gereken şey, hayatında sevmediği, istemediği bir şey var. Onun gitmesi. Cengiz. Bilmiyorum, isim vermedi bana. Ama şöyle dedi, hocam aradan çıksa, onun yerine bu adam olsa, zaten otel fikri de onundu. İkimiz bu işi çok daha iyi yaparız dedi. Duymak istemiyorum. Neyse. Ben sana sevgili olurum. Ben Can'a baba olurum. Ben Bahar'a arkadaş olurum. Olurum. Uğraşırım ama olurum. Senin kaderin Cengiz değil. Benim. O hayat zaten içine benim girmemi bekliyor. İlk andan beri fark etmedin mi? Ha? Bir düşün Eşan. Bir hisset. Bu hayat ikimizi bekliyor. Cengiz fazla. Delirmişsin sen. Cengiz senin de arkadaşın. Ben değil Eyşan, bu adam. Umurumda değil. O kadar aşık ki gözü hiçbir şey görmüyor. Bu kadını bile. Aşk bu. Tamam. Başka bir tane daha denerim. Eşan dur. Deneme başka. İstemiyorum. Ben...
yapamayacağım. Üzgünüm. Evlenemeyeceğim. Yapamam. Sen. Hı? Söyle bakayım. Yarın evlenecektik. Terk etti. Terk etti beni. Bütün paramı da ona vermiştim düğün için. Ne yapacağım ben? Ağlama sen bakalım. Dur bakalım, buluruz bir çaresini. Hı? O nasıl üzülmekti ya öyle? Ben bile yiyordum neredeyse. Vallahi dedim, dur ya, nereye gidiyorum ben? Deli miyim ben? Evleneyim bu kızla. Oyun yaptık tabii. Yani oyundu. Değil mi? Ne oyundu ama. Ne oyundu. Cengiz. Ha. İster miydin gerçek olsun? Nasıl gerçek? Nasıl olacak? Bayağı. Daha büyük bir oyun yapacağız. Daha çok para kazanacağız. Ömer? Ömer ne olacak? Haberi olmayacak. Nasıl haberi olmayacak? Adam geliyor bir ay sonra. Duyacak. Ne diyecek duyunca? Bir şey demeyecek. Diyemeyeceği bir yerde olacak. Mesela... hapiste. Ben sana bir hikaye anlatayım. Ama hikayedeki kadın ne yapacaksa bugün yapacak. Hayır hayır. Bana söyleme. Aklından ne geçiyorsa ona söyle. O kadın bu akşam burada olacak. Seni bekliyor olacak. Ben de. Oh.
iyiyse, fazla iyiyse, inanmıyorum artık. Dayı sağ olsun. Dayın da mı var senin? Var, var. Şimdi burada olsa derdi ki, mesele imza atmak değil kardeş. Mesele benim tarafa geçmek değil. Neymiş mesele? Mesele Şebbo, gelirken yanında bir hediye getirmek. O ne ya? Nasıl bir hediye? Öyle bir hediye ki artık istesen de geri dönemeyesin. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce iyi. Başka biri yok. Kafayı dinlemeye çıkmış. Cengiz'e de yalan söyledim ama bir durup düşünmem gerek dedi. Kötü haber. Bence bu kız. Aşık abi hala sana. Yok canım. Öyle bir döngüdür ki hayat. Sevdiklerinle yer değiştirir durur. Çaresiz hep oynarsın aynı oyunu. Bir kere olan her şey olmaya devam eder. Hepsine 500 bin veririm. En az 4 katı eder ama. Ne edeceği değil. Ne vereceğimi söyledim ben kızım. Dur bakayım. Bak bu başka. Hepsinden çok eder. Bu satılık değil. Diğerlerini al. Bir kere kaçtın mı her şeyden, aynı ayak izlerine basarak kaçarsın sürekli. Bastıkça büyür geçmişin ayak izleri. Arkanda bıraktıkça ansızın önüne çıkarlar. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Tadam. Kartop oynayalım mı? Sana anlatmıyorum ya geçmişi. Niye biliyor musun? Beni artık bu kadar çok sevmezsin diye. Ben seni sevmeyeceğim. Ne abla, birini mi öldürdün? Bilsen tiksinirsin benden. Bilsen bir dakika durmazsın yanımda. Bak bakayım bana. Abla. Sen neler çektin beni iyileştirene kadar? Nelere katlandın da bırakmadın? Şimdi sen ne yapmış olursan ol, bırakabilir miyim ben seni? Ama... Duymadın galiba. Abla, ne yaparsan yap. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ölene kadar senin yanında olacağım. Tamam mı? En azından bu kadarını borçluyum sana. Ne yapsam, gidip bir konuşsam mı? Yok ya, biraz kendi haline bırak bence. Bırakmayacaksın değil mi? Cengiz abi, ben de sana geliyordum. Ezel abine sor, o daha iyi bilir. Nereye gidiyor? Gelmeyecek mi geri? Gazete işini hallettin mi? Benim misin artık? Hı hı. Hallettim. Yeni ofisini beğendin mi? Tamam mıdır? Süper. Ya Cengiz abi geri gelmeyecek mi? Bizim için çalışacaksan bizi daha iyi tanıman lazım değil mi?
Cengiz'in otelle bir başla bakalım. Ne zaman kurulmuş? Nasıl kurulmuş? Ne kadar sermaye kullanılmış? Ya... Sağ ol. Yani bana nasıl yardımcı oldun anlatamam şimdi. Acımasız bir ezel çıkabiliyormuş demek. Söyle ne yapayım? Bir şey de yapayım. Yapacak bir şey yok. Sadece kendim tükenmeden onları da çekmeliyim uçurumun dibine. Bir umut var sandım. Ama yokmuş Kamil. Eren'den sonra anladım. Dönüşü yok bu işin. Hiçbirimiz. Ne onlar ne de ben. Başka birinin daha hayatını karartamayacağız artık. Ya Bahar? Şimdiki planın onun hayatını karartmayacak mı? Öyle görünüyor değil mi? Daha da kötü görünecek. Merak etme Kamil. Bu oyunda hiçbir şey göründüğü gibi değil. E bende daha iyisi var. Su yatağımda. Şebnem. Alo. Patron. Ha, neredesin? Senin evdeyim, çalışıyorum. Ben otele geçiyorum. Kamil'i bıraktım. Yukarı geliyorum. Tamam patron, bekliyorum. Bana hediye vermek istiyorsan tam zamanı. Kimseye bir şey yapmayacaksın değil mi? Niye yapayım? Ver.
çok komik. Yok, vermeyeceğim galiba. Önce bir sana gidelim. Kendimi bırakayım olsa şöyle. Versene kızım şunu, ver. Ver. Ya tamam. Zırlama. Manyaktır biraz bizim eski patron. Her şeyin bir kaydını tutar. Orası için. Ama bu kez keşke tutmasaydım diyecek. Te bak te. Ben ne yaptım ya? Otele gidiyorum dedi Ezel telefonla. Yok yok. Hangi otel? Ya ama ben seni şey zannetmiştim. Hangi otel? Büyük İstanbul. Şebbo, duydun mu? Neyi? Zilin sesini. Teneffüs bitti. Okula dönüyorsun. Dönebilirsen artık. Zıpla! Hafife aldınız. Geliyorum, geliyorum alayınızı götürmeye. Kendi ayak izlerini takip edip dönemezsin geçmişe. Ama yeterince beklersen eğer, geçmiş eninde sonunda dönecektir sana geri. Nişan. Geçmişi değiştiremesen de, çağırabilirsin onu kendine. Oyunu bir kere kaybettiysen eğer, silemezsin kayıplarını. Eşan, sevgilim. Ama yeterli bedeli ödediysen eğer, her şeyini kaybettiğin o masaya bir gün oturabilirsin yeniden. Ben Cengiz Atay, A3'ten arıyorum. Ha, iyi akşamlar Cengiz Bey. Eşim sizin oradan bir taksiyle ayrılmış. Ha, evet, demin gitti, doğru. Onunla yemekte buluşacaktık. Ben yeri unuttum ya, kafa dağınık. Telefonu da çekmiyor. Büyük İstanbul Oteli Cengiz Bey. Büyük İstanbul Oteli. Sağ ol. Hani hiç bilemeyecektim gelip gelmeyeceğini. Niye geldiğimi bilmiyorsun ki? Sen daha gelmeden biliyordum. Niye? Çünkü ne baban, ne Ömer, ne Cengiz. Onların hiçbiri değil. Ben. Seni bu hayatta ben tamamlıyorum. Onlar da öyle zannediyorlardı. Çünkü onlar seni tanıdıklarını sanıyorlardı. Sen?
Kimse bilemez gerçek Ayşe'nin. Ben bile. Niye? Niye öyle? Çünkü Eyşan bir kişi değil. Onlarca Eyşan var hayatta. Hiçbiri yalan değil. Hiçbiri aldatmıyor seni. Seni öpen Eyşan, o sırada çok uzaklarda olan Eyşan. Sana söz veren Eyşan, hiçbir söz vermeden giden Eyşan. Senin elini tutan Eyşan, seni seviyorum diyen Eyşan, seni arkandan bıçaklayan Eyşan. Hiçbiri yalan değil. Hepsi gerçek. Hepsi güzel. Hepsi Eyşan. Niye öyle bakıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istiyorsun. Benden öncekiler tek bir Eyşan'ı tanıyorlardı. Tek bir Eyşan'a inanıyorlardı. Tek bir Eyşan'ı seviyorlardı. Ben? Bütün Eyşan'ları seviyorum. Hepsini istiyorum. Bana ne kalacak? Hepsini sen alırsan bana hangisi kalacak? Hiçbiri. Çünkü sen tamamen bana aitsin. Servisi çağırmıştım. Belki sonra acıkırız diye. Ne söylemiştin? Allah belanızı versin. Ya dur bakayım. Ne demişler? Konuşma seviş. Ya anlat. Ya. Anlat. Ya önce bir eşyasını bir şeyini alacağım işte. Alırım ya ne olacak? Zaten her şeyini ben giyiyorum. Kimin adını söyle. Ömer'in. Sonra silah tutturacağız işte eline. İyi gidiyorsun, devam et. Sonra sen gece onu oyalayacaksın, ben kumarhaneye gideceğim, paraları yükleneceğim. Suçu ona yükledik, gittik, bitti, hadi. Kime? Suçu kime yükleyeceğiz? Zevk mi alıyorsun sen? Hoşuna gidiyor değil mi? Ömer'e. Ömer'e! Ömer'e! Kimsin ya sen? Ulan çocuğu! Ulan hayvan! Değmez.
Ali abi, Ali abi dur, dur Ali abi biz şaka yapıyorduk gerçekten. Ciddi bir şey yoktu abi, dur. Enişan, enişan bir şey desene, bir şey söyle. Şimdi ne yapacak biliyor musun şimdi? Şimdi gidip Ömer'e söyleyecek. Sen haber verdin. Bilerek yaptım. Ali'yi de içeri çekeyim diye. Başka çarem kalmasın diye. Başka çaren yok. Koş, yetiş. Satar mı o Ömer'i? Satmaz mı? Öldürsen satmaz. Niye gitmiyor o zaman? Niye bekliyor hala? İyi iş çıkardın ortak. Gerisinden hallederim. Bundan sonra Eyşan benle birlikte. Cengiz de mutsuz. Ben de Cengiz'le mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. Ulan ben senin. Sen ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım. Sen değil mi? Ben sana oyun oynamadım mı? Hepsi, ha? Her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum, çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırdım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir Bahar'ın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam.
geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar. Eyşan Atay diye biri var mı otelde kalan? Yok tabii, o kadar da. Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. Teşekkürler. Ezel, acil durum. Kusura bakma ortak. Seni biraz korkuttuk. Ama parkta Eşan'a rastlayınca... Sen de çok üzgündün be abi. Sana hoş bir oyun oynayalım dedik. Değil mi Ali? Anlasana sen de. Ha evet. Ezel aradı. Adamın evlilik yıldönümü sürpriz yapalım dedi. Oyun muydu yani? Seni arayıp Eşan'ı şu otelde görmüşler diyecektim ama... Sen bizden hızlı çıktın. Şşş. Kızmadın değil mi? Eşan... Ben gerçekten bir şey yapıyor olsam sevgili kocacığım, etrafı öyle dağınık bırakır mıyım? İyi bilmem. Belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacığım. Tamam. Yani ben sana hiçbir şey alamadım bile. Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. Cidden ha. Cidden. Ya bir tanesiniz siz. Bir tanesiniz. Donla borcum olsun. Sizin gibi arkadaşlarım olsun ha benim. Dur lan dur Sakar dur. Dur. Dudağını sil Cengiz. Hadi ben sizi geçireyim artık. Tamam. Geçmişin öcünü almak zordur ya. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya, sırf kendinin değil, düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini. Abi bugün hangi gün biliyor musun? Hatırladın mı hani şu Vosvos olayı var ya? Eşan'ın ilk şeyimiz. Ha. İşte onun yıl dönümü. Ali abi, sen buluşturdun bizi. Asıl suçlu sensin ha. Hadi bas sile. Bak, yüzüklük. Kendim yaptım. Sabaha kadar uyumadım, salak gibiyim ha. Oğlum ne salak adamsın lan sen. Defolup gitsene buradan. Ne işin var senin burada? Ne diyorsun Ali abi? Aç gözünü diyorum oğlum, aç gözünü. Git lan buradan. Niye abi, ne oldu? Ömer. Anahtar pasmasının altında. Bir şey mi diyeceksin abi? Alo. Hadi gir içeri. Gir içeri al kızı, hadi gir içeri.
bıraktığı kanlı izlerden öyle ustalıkla geçeceksin ki bu sefer. Kendi geçmişine değil, onlarınkine döneceksin bir süreliğine. Bu özelden kurtulmam lazım. Kendimi temizlemem lazım. Eve mi? Bağıra. Beni bağıra götür. Ne olur bu sefer hiç ayrılmayalım. Tamam. Bu son. Geliyorum şimdi. Olsun. Tamam beklerim. Ne olacak? Onların ayak izlerine basarak yaklaşacaksan onlara çok dikkat etmelisin. Senin kim olduğunu hatırlamayacaklar ama kendilerini görürlerse sen de kendi yaptıklarını hatırlatacaksın onlara. Eyşan. Bir dakika Ömer, giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç. Bilmem. Atölyede kendim yaptım. Beğendin mi? Bu da benim hediyem. Şşşt. İçeri girecek. Girmeyecek. Nereden biliyorsun? Tanıyorum çünkü onu. Bir şey mi dedin? Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Yapacak mısın? Konuştuğumuz şey. Yapacağım. Söz yapacağım. Eyşan. Ha? Hadi. Özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. Asıl tehlike... Hadi be. Gerçeği öğrenmeleri değil düşmanlarımın. Hadi be. Hadi be. Çalışırken onlar hakkındaki gerçeği asla öğrenememektir. Sağ ol tekrardan. Görüşürüz. İyi akşamlar. Aa, beni de öpmezsen mızıklarım bak. Abi. Siz her gün. Gel görüşürüz. Tamam yalnız. Tamam. Beni güzel değil mi?
Hadi. Kış kış. Thank you.